Merhaba herkese, sevgi ve saygılarımla başlıyorum. Ağustos ayının sonlarına doğru geldiğimiz bugünlerde artık üniversiteyi özellikle yeni kazanan arkadaşlarımız için heyecan zirvelere doğru çıkıyor. Çünkü pazartesi günü itibariyle yani 28 Ağustos itibariyle e-kayıtlar, üniversite kayıtları başlıyor arkadaşlar. Buradan birlikte kayıtlarımızı yapacağımızın altını çiziyorum hemen. E-kayıtlardan sonra sırasıyla biliyorsunuz ki ilk olarak barınma sorunu gündeme geliyor. KYK yurt başvuruları hemen bu hafta içerisinde başlamasını bekliyoruz arkadaşlar. Çünkü geçtiğimiz yıllarda e-kayıtların hemen arkasından başlamıştı. Fiyatları ne kadardır? Kimler başvuru yapabilir? Kimler öncelikli olarak alınır? Ücretsiz olarak kalabilecekler var mıdır? Yepyeni KYK yurt yönetmeliği hakkında 2 gün önce bir videoda paylaşmıştım. Bunun detaylarını oradan bakabilirsiniz. Şimdi burada vaktinizi almak istemiyorum arkadaşlar. KYK yurtlarına başvuru yaparken e-devlet şifremizle yapacağımızı biliyorsunuz. Daha önceden kalmışsanız tekrar başvuru yapabilirsiniz. Burs gibi değil. Yani KYK bursunu daha önce alanlar hani yeniden başvuru yapamıyor ya, ama KYK yurtlarında öyle değil. Sadece yurtlarla ilgili şu hatırlatmayı yapmak istiyorum. Yurt başvuruları başladığında henüz daha yüksek lisans kayıtları bitmeyenler, yatay geçiş işlemleri sonuçlanmayanlar, dikey geçiş işlemleri sonuçlanmayanlar, ek tercihler mesela, bunlar yetişmemiş oluyor. Merak etmeyin. Sizler için de ek bir başvuru oluyor. Bu arada kayıt dondurmayı düşünen arkadaşlarımız, öncelikle e-kayıtlarınızı oluşturun. Sonrasında kayıt dondurma ile ilgili okulunuza müracaatınızı yaparsınız. Burs ya da krediniz de eğer çıkarsa burs ya da kredinizi de dondurmanız gerekiyor. Ya da kayıt donduracaksanız hiç başvurmazsınız. Seneye yeniden başvuru yaparsınız. KYK burs ve kredilerinde en önemli özelliklerden bir tanesi taahhütname onayını yapmamız gerektiği. Taahhütname onayını burs ve kredi başvuruları tamamlandıktan sonra, çıktıktan sonra yapacağız. Bunun nasıl yapıldığını sizlerle paylaşacağım. Şu anda bunun sadece ön bir bilgisini vereyim. Eğer daha önceden onay alamışsanız, başvuru yapamıyorsunuz, sadece E-Devlet'ten ödeme açma yapacaklar. Öğrenim kredisi almalı mıyız? Bu yıl kesinlikle almanızı öneriyorum. Çünkü artık enflasyon ortamındayız ve faiz yok. Dolayısıyla ne kadar almışsanız 4 yıl sonra, okul bittikten sonra, hem de onun üzerinden 2 yıl geçecek. Ondan sonra ödemeye başlayacaksınız. Dolayısıyla enflasyon ortamında çok bir önemi kalmayacak. Şimdi öğrenim kredisi ya da burs aynı anda başvuruyoruz. Hangisi çıkarsa taahhütnamemizi onaylayarak almaya başlıyoruz. Ziraat Bankası'ndan bir takım hesaplar açmamız gerekiyor. Ama bunu şu anda açmamıza gerek yok. Zaten E-Devlet üzerinden başvurumuzu yaparken banka bilgileri var. Oradan gerekli detaylar alınıyor zaten. 1250 liraydı bu yıl ama Ocak ayında zam gelecek. Bu arada tek KYK bursu bana yetmeyebilir diyorsunuz. Başka özel vakıflar, dernekler de var. Burs veren kurum ve kuruluşlar listesini bir videoda paylaşmıştım liste halinde. Oraya bir göz atabilirsiniz. Bu arada günlük olarak burs veren kurumlar açıklama yaptıkça paylaşmaya devam ediyorum. KYK burs ya da kredisi alanlar başka vakıflardan da alabilir. Ama bazı vakıf ve dernekler bunu kabul etmiyor. Artık o vakıfın ve derneğin kendi burs yönergesine bağlı. Ama KYK burs ya da kredisi sizin başka yerden burs ya da kredi almanızı çok daha fazla önemsemiyor aslında bakarsanız. Yıl boyunca KYK bursları ile ilgili gelişmeleri tabii takip edeceğiz arkadaşlar. Bu arada E-Devlet üzerinden ödeme açmadan bahsettik. Daha önce alanlar, iptal edenler ödeme açma yapabiliyor. Mevcuttaki kredisini, bursunu dondurmak isteyenler, durdurmak isteyenler de E-Devlet'ten KYK burs kredi iptal işlemi yapabiliyorlar. Okullarını değiştiren arkadaşlarımız, yatay dikey geçiş veya YKS ile, bunlar da E-Devlet'ten yeni okullarına kayıt olduktan sonra bir ay içerisinde burs kredi nakil başvurusu yapmaları gerekiyor. Tüm burs veren kurumlar, kuruluşlar, yurt ve burs işlemleri, ders alma, ders kayıt ve ders seçme işlemleri de dahil olmak üzere her türlü eğitim gündemimizde karşınızda olmaya devam edeceğim. Bildirimleriniz açık olsun. Görüşmek üzere, hoşçakalın.